Nefis ciddiyetle yola gelir. Onu anlatmaya çalıştım. Üstadımız Hazretleri'nin evet. de bu mevzudaki sözünü bulabilirsem tekrar nakledeyim. Laubalilikle değil, şiddetle ikazla yola gelir buyuruyor. Hı hı. Hocamız da aynı şekilde buyuruyor. Muameşeyle değil. Yani kesinlikle bugüne kadar. Hani şey bak hadis-i şerifi de söyleyeyim o zaman. Konu açıldı. Hı. Hani Üstadımız Hazretleri Oruç Risalesi'nde yazıyor ya. Nefse diyor işte Allah sordu. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim dedi. Allah ona azap etti. Onu cehenneme attı sordu. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim dedi gene. Allah Celle Celaluhu onu aç bıraktı diyor. Allah onu aç bırakınca ben benim sen benim Rabbimsin dedi. Tamam. Nefsi mahrum bırakarak terbiye edersiniz. Nefsi onun isteklerine ram olarak terbiye edemezsiniz. Nefis dediğiniz şey sizdeki Allah'ın sizde yarattığı bir ruhtaki kabiliyettir. Nefsin peki özelliği nedir? Şeytanın dinleyen kulağı konuşan ağzı olmasıdır. Şeytanı neyle terbiye edersiniz? Haddini bildirerek, uzak tutarak. Evzu besmele çekersiniz, şeytan kaçar. Ezan okursunuz, şeytan kaçar. Fatiha okursunuz, şeytan kaçar. Nefsinizi nasıl yapacaksınız? O ateşi kendinizden, kendinize temas ettirmeyeceksiniz. Yiyeceğinize, ateşinizi temas ettirirseniz yakarsınız. Araya bir perde koyacaksınız. Onu sınırlandıracaksınız. Ona dur diyeceksiniz. Her arabanın bir fren tertibatı vardır ve muazene odur. Günümüzde frensiz araba güzel zannediliyor. Onun için nefsin bütün isteklerinin önünün açılmasının dinen hiçbir mahsuru yok zannediliyor. Nefse dur diyeceksiniz. Nefse de dur diyen şer-i şeriflerin emirleridir. Allah insan fıtratına sınır koymamıştır. Sınırı neyle koymuştur? Üstadımız İşaretül İcaz'da anlatıyor. Diyor ki sınırı şer-i şerifle koymuştur. Emirlerle koymuştur, yasaklarla koymuştur. Hayır bunu yapma diyeceksiniz. Nefsinizi ancak öyle ıslah ve terbiye edebilirsiniz. Ama illa böyle nefisleri okşamamız gerekmez mi hocam? Bazen okşayalım mı? Okşayın kardeşim çocuğunuzun nefsini okşayın. Nasıl? Namaz kıldırın. Namaz kıldırırken çocuğunuza hadi namaz baklavası deyin. Yani ne yapın? Bir ilacı verirken onu bir tatlının içerisinde şerbet yapın öyle verin. Üstadımız Hazretleri Risale-i Nur dersi yaptıktan sonra ders baklavası takdim ediyormuş. Ders tatlısı şey yapıyormuş herkese. Nefisleri öyle terbiye ederken nefsin arzularına teslim olarak, nefsin istediği şeyleri kabul ederek hiçbir zaman hiçbir nefis ıslah ve terbiye olmaz. Nefsin mahiyetini bilmiyor demektir. Nefis şeytandan sizdeki bir şubedir. İnanma istidadı yoktur, terbiye edilme istidadı vardır. En büyük evliyalar bile tezki ettikleri nefislerinden rahatsız olmuşlar. Çünkü o ikinci bir nefse inkılap eder diyor üstadımız, senin imtihan sırrın devam etsin diye. Herkeste nefis potansiyeli vardır. Hazreti Yusuf Efendimiz innen nefsel emmâretün bissû illâ me rahime rabbi diyorsa, Hazreti Yusuf Efendimiz bile nefisten şikayet ediyorsa, insanda o potansiyel her zaman mevcuttur. Bu bir zenginlik gibi düşünün. Mesela Hazreti Yusuf Efendimiz'i, mesela sizde zenginlik var. Paranız var. Bu paranızı siz hep hayırda kullanıyorsunuz. Ama Allah korusun bir an şerde kullanma ihtimali de var. İşte nefsin en terbiye olmuş bir insanda bile mahiyeti budur. Onun için bir Bediüzzaman Hazretleri de, tarihte gördüğümüz büyükler de, bugünkü büyüğümüzde büyükler de hiçbir zaman nefislerine bir an yan çıkmamışlar. Nefislerine müsamaha nazarıyla bakmamışlar. Nefsin terbiyesi onu isteklerinden mahrum etmekle olur. Siz de çocuklarınızı nefislerini azgınlaştırarak görüyorsunuz. Terbiye edemiyorsunuz. Söylüyor arkadaşımız ben diyor terbiye etsinler diye bıraktım diyor. Terbiye etsinler diye bıraktım. İşte şu kadar sene kaldı. 8-10 sene neyse ben seneyi değiştireyim. 8-10 sene kaldı diyor. Büyük bir insan zannettik. Yani hoca diye verdik diyor. İtimat ettik, teslim ettik diyor. Benim kızım diyor yanına giderken onları emanet ettiğim insanların yanına giderken namazlı, abdestli, dini imanı seven bir insandı. Sonra işte ya dediler işte onlar nasıl söyledi, nasıl kabul ettiyse bilmiyorum işte güya kendilerince bir anlayışla böyle bir anlayış, böyle bir hizmet olmaz. Kimsenin kimseye böyle deme yetkisi yoktur. Hiçbir büyük de böyle dememiştir. Herkes kendi tevilini, kendi nefsini yorumluyor. Sen zaten gideceksin orada yapacaksın o işi, orada çalışacaksın. E git orada çalış denmiş sadece. Şurada da çalışacak, orada da aynı şekilde çalışacak gibi yani. Ki yoksa kimse öyle bir yanlışı yap dememiş. İşte o adam tutmuş demiş ki o hanımefendi mi artık neyse hocası kimse. İşte kızım demiş sen giderken tertemiz böyle tesettür melek gibi emanet ettim diyor. 7 sene sonra bana emanet ettiklerinde, 8 sene sonra, 10 sene sonra her neyse bana emanet ettiklerinde diyor çocuğumu
kendine de düşman, bana da düşman, dine imana da düşman, her şeye düşman bir ehli dünya olarak bana teslim ettilerdi. Yok işte sen, işte şöyle yaparsan böyle hizmet edeceğiz. Ya öyle olmaz. Allah'ın razı olmadığı şeylerle hizmet olmaz. Hepimiz de senelerce hizmetimizin içinde yaşadık. Allah'ın yasak dediği şeylerde bir kurtuluş aramadık. O noktada da fetva vermedik. Geçen gün bir tanesi öyle konuşurken, öyle diyor işte insanlarla görüşüyoruz mecburen, ne yapacağız? Elin uzatsa elimi tutacak mıyım diyor. Orada diyecek ki kardeşim vallahi sen Allah'ın emrinin tersini söylemem benden bekliyorsun. Ben öyle bir şey demem. Allah yasak dediyse ben de yasak derim. O senin kendi şahsi tercihin orada. Yangından eminsen, yani yangından kurtarmak için yaptığına %100 eminsen elinin yanmasına razı olursun. Belki olursan olursun, o senin kendi kanaatin, vicdani kanaatin, ama bu mevzuda ben sana fetva veremem. Tut falan diyemem. Aç başını falan diyemem. Demesi lazım bir müminin. Ama bakıyorsun laubali yani. Yap kardeşim diyor, et kardeşim diyor. Bu da hizmet diyor. Kendi kafasına uyduruyor. İslam dünyasının nefretini celbedecek söylemleri, insanlar dini imanı bilmeden yanlış anlayarak büyüklerin söylediklerini söylüyorlar. Hastalıklarını umuma bulaştırıyorlar hocam.